Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Alternatif gerçekliğinde arkadaşlar bugün 5. günü. Yani şöyle söyleyeyim, küçük günlerin sonuncusu. Yarın arkadaşlar büyük gün gelecek. Bu sefer şöyle bir şey var. Her karakteri seçebiliyoruz, öyle söyleyeyim. Yani her sınıfın hem kahramanı hem de kötüsünü seçebiliyoruz arkadaşlar. Bu sefer sınıf ayrımı yok. Kimi alalım? Sunspot'u alalım. Warlock'u alalım. Archangel'i alalım. Quake'i alalım. Bir de şöyle ona buna bağışıklı olan bir şey alalım. Karadul olsun. Boss'ta kim var bugün? Oo my god. Tep 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 tep. Tüm özel saldırılar engellenemez. Güzel. Bugün giyotin varmış. Yani de yeni giyotinimiz var. Hadi bakalım. Güzel olacak. Güzel. Severim. Given Pool'a Sunspot'la girelim arkadaşlar. Daha dövüşe başlarken bile kritiği 5K geliyor arkadaşlar. Adam böyle bir adam. Biliyorsunuz Given Pool normalde özel saldırılarla ölmez arkadaşlar. O sebeple sadece düz vuruşlarla tokatladık ve geçiyoruz. Arkasından da Mysterio. Mysterio'nun zehir bağışıklığı var. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Bunu da Karadul'da kullanacağım. Karadul'da daha hızlı güç barı dolduracağım. Şöyle hemen zehir pozisyonuna geçelim. Çat. Güç barımızı hızlı bir şekilde dolduralım. Şu anda yansıtma açık. Yansıtma açık olduğu için vurmuyorum arkadaşlar Mysterio'ya. Çünkü bana yansıtacak. Tamam. Şimdi güzel. Ben onun bir güç barına odaklanayım. Hop. Güç barına bak. Güzel. Gel bir daha yapalım. Hatta bu sefer saldırı moduna geçerek yapalım. Güzel. Güzel tuttu. Genelde bağışıklı karakterlere karşı da daha fazla etkili oluyor arkadaşlar. Hızlı güç barı doldurmasından dolayı. Of Vision. Vision'ın da bir sürü var. Hem kanama hem zehir bağışıklı var. Güzel. Bir kere daha Karadul'a giriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir üzerimdeki zehri kaldırayım. Sonra onu yakmaya çevireyim. Sonra tekrar kanamaya çevireyim. Bu sefer de sağlık basma çeviremedim. 5. vuruş yapmadım. O bari. Neyse L3 yiyeceğimiz varmış. %1. Allah Allah. Tek atma diyecektim. Tek attım. O zaman bunu da Sunspot'la gidelim. Tamam, Sunspot bunu da gıdıklamış oldu. Hemen arkasında Old Man Logan bu ay buff'ını beklemiştik arkadaşlar. Ama buff'ısı gelmedi. Onun yerine haberi geldi. Bir ay sonra ertelendi. Bir temas daha tamam. Hem iyileşmesini engellemiş olduk hem de sürekli bozma vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde paso bozması var. 5800 müydü? 300 müydü? Warlock arkadaşlar. Gerek defans gerek saldırıda enfes bir karakter. Enfes. Ve Kaptan Marvel'a karşı da Sunspot'la giriş yapıyoruz.
Bu alternatif gerçeklik macerası çok önemli arkadaşlar. Her gün oynamanız lazım abi. Her gün oynamanız lazım. Enfes ödüller var. Yani burası sayesinde şunu söyleyeyim. Daha şimdiden 4 gün oldu bu 5. gün. Alfa 1 sıkıntı seçerken şu anda yedeklerde var 5-6 tane ki göreceksiniz arkadaşlar. Bu video değil belki başka videoda ama göreceksiniz. Ve bugün bir tane daha alacağım. Çok güzel. Yani daha çok bu alternatif gerçeklik macerası arkadaşlar. Karakter geliştirme eşyaları üzerine odaklanmış. Alfa 1'ler olsun, T4 parçaları olsun. İşte yarın gelecek olan bölümde Alfa 2 ve özgünlük taşları olsun. Çok güzel. Hele bir de o özgünlük taşları genelse var ya öf süper olur. Tamam, bugün değil de geçmiş oluyoruz. Ben bu alternatif gerçeklik bölümünü oynarken arkadaşlar ilk iki bölümü yani acemi ve kahraman kısmını birer tur atıyorum sadece. Benim için öyle çünkü verdiği ödüller çok önemli değil benim için. O biletleri çok kullanmayacağım. Geldik buraya. Buna da bir kuyu ekleyeyim. 54K düşükmüş ama sağlam. Üçüncü ve dördüncü yani usta ve destansı bölümünün arkadaşlar oraları fulluyorum. Onların biletleri işime yarayacak. Özellikle yarın bolca giriş yapacağız. Online de bolca videosunu atacağım arkadaşlar. Güzel, sallan bakalım. Arkadaşlar bu Giyotin 2099'u da çok güzel bir şey gibi duruyor. Yani onu da baştan söyleyeyim. Gerçekten çoğu dövüş öncesi 3 tane yeteneği var. Güzel, güzel bir şeye benziyor. İnşallah onun da 5 yıldızını kasıp ekibimize alacağız. İnşallah mahcup olmayacağız. Yine T4 parçaları, krediler vesaire falan arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda şu alternatif gerçeklik bölümüne. Haftada arkadaşlar bu kolay olan kısım 5 kere geliyor. Bunun her bir bölümü bir kere bitirdiğinizde 10 kredi toplamda 40 kredi veriyor arkadaşlar. Yani 5 gün içerisinde 200 kredi bedavadan geliyor. 4 hafta boyunca buraya oynayacak olsak arkadaşlar 800 kredi ama tahminimce 5 hafta oynayacağız böyle. Çünkü şurada 30 gün falan yazıyor. 5 hafta içerisinde arkadaşlar 1000 kredi sadece burası verecek. Hiçbir şey yapmasanız sadece burayı her gün bir tur bitirseniz her bir tarafını. Bir ay içinde arkadaşlar 1000 kredi toplamış olacaksınız. Aynı zamanda burada bir de arkadaşlar alfa 1 var. Şu alfa 1 müthiş bir şey. Yine haftada 5 tane alfa 1 alıyorsunuz. 5 hafta sürse arkadaşlar ayda yani bir sezon içerisinde 25 tane alfa 1 toplayacaksınız. İnanılmaz güzel abi. İnanılmaz güzel bir şey. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Şurada arkadaşlar benim de çok zorlandığım S2 kristali var arkadaşlar. Yine her gün bir tane, 5 günde 5 tane alıyorsunuz. Bir içerisinde takriben 25 tane de bundan alacaksınız. S2'ler hakikaten problem. Özellikle arkadaşlar 4 yıldızları biraz yükseltmek için veya 3 yıldızları maxlamak için lazım ki 3 yıldızları da maxlamak lazım bu arada. Aman boş bırakmayın arkadaşlar. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Şuradaki maceralar arkadaşlar. Şimdi ben burayı destansıyı yüzledim. Ustayı da arkadaşlar şöyle görünce şuradan göstereyim. Tek tur attım. Alfa 1'ler ve tabii ki UT4 parçaları falan güzeldi. Şimdi kahramana devam ediyorum arkadaşlar. Burada 2 tane alfa şey var. Alfa 1 var. Kahramanda burada ne kalmış? 3 bölüm kalmış. 3 tur sonra. Kahramanda bir tur bitireceğim. Önce arkadaşlar alayını bir tur bitireceğim. Gerçekten kredileri çok güzel. Bakın şunu göstereyim. Acemi bölümünün sadece ilk birini göstereyim arkadaşlar. 5 ve 10. Yani 60-70 enerjiye 15 kredi toplayabilirsin. Yani takriben bunun süreceği arkadaşlar 5 dakika toplamı. 5 dakika bile sürmez büyük ihtimalle. 5 dakika içerisinde 15 krediyi buradan topluyorsunuz. Sonra ikinciye geçiyorsunuz. Oradan topluyorsunuz. Size nerede göstereyim abi? Ustanın içerisinde göstereyim arkadaşlar. Bakın ustanın içerisinde birinci bölüm yaptığınızda 15 kredi buradan. İkincisini aldığınızda arkadaşlar 15'te buradan 30 kredi topladınız. Hemen buraya da bakalım abi. 25 kredi de buradan topladınız arkadaşlar. 55 kredi etti. Yani bu kredileri kovalayın. Bunlar çok güzel şeyler. Burada da 25 var arkadaşlar. 80 etti. Son bölüme geldiğimizde de yine bir bakalım. Burada 35 var arkadaşlar. 35 burada var. Yani 115 etti. Şunu da aldığımızda
1.35'te burada var arkadaşlar. 140 kredi toplamış olacaksınız bu bölümden. Ayrıca diğer süper ödülleri de alacaksınız. Aynı şey bunlar için de geçerli abi. Hepsi için en kötü arkadaşlar. Hani oldu da vaktiniz yok, odur budur, yalandır falan. Hepsini tek turda olsa atın arkadaşlar. Tek turda olsa atın. Hem kredilerinizi hem de o tamamlama ödüllerini alın arkadaşlar. Ya şuradaki Alfa 1'ler, 5 yıldızlar, T4'ler çok güzel ödüller arkadaşlar. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah kaçırmazsınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak için videonun beğen butonuna kafa atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.